Hepinize yeni videodan merhaba. Arkadaşlar bugün YouTube Shorts kısmındaki en sevilen içeriğimiz ve en özlenen içeriğimizin uzun versiyonu sizin için yapıyoruz. O da nedir Pınar'cığım? Tabii ki de kardeşleri düşman eden oyun. Abicim düşman olmaya hazır mısın? Dünden razıyım. Arkadaşlar bu oyun sayesinde birbirimizin çok fazla rahatsız olduğumuz şeyi yüzümüze bam 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 vurmuştuk. Şimdi bugüne kadar kullandığımız bütün soruları harmanlayıp karıştırıp birbirimize soracağız. En önce bardağı bitiren kaybeder. Yine kaybetmeye hazırlan çünkü kaybedeceksin. Ay Pınar'ın bu komikliği. Hazırsak hep beraber ice latte'mizi yapabiliriz. Uzun zaman sonra bu oyunu oynayacağımız için aşırı keyifliyim Pınar'cığım. Şimdi mutfağımıza geldik hemen. Bence makinemizi şöyle bir açalım. İçtiğimiz kahvenin tarifini size vermiştik ama bu gerçekten çok önceydi. Şu anda bu videonun için aynı zamanda kendi ice latte tarifimizi sizinle paylaşmış olacağız. Evet, makinemizi açtık, sütümüzü çıkarttık. Şimdi de bardaklarımızı çıkartalım. Bardaklarımızı aldık, koyduk. Sütümüz burada. Şimdi buzlarımızı bir çıkartalım önce. Küplerimiz var. Fazlaca buz koyalım bence. Şimdi kahve yapma sırası sende abicim. Aa! Tabii. Ay ne kadar sevmiştim sen yapacaksın diye. Ben bütün malzemeleri çıkarttım. Şimdi sırada senin yapım aşaman var. Evet arkadaşlar, Pınar elime bu buz kalıbını verdi. Dedi ki ne yapıyorsan ya. Yani bütün işler bana kaldı. Şu anda ilk aşamamız kahve bardaklarımıza buzları koymak olacak. Hep beraber koyalım. Ay bu da bir... Niye buzlar bu kadar yumuşak? Nasıl yapsam? Ellerimi zaten videodan önce yıkamıştım. Tezgah temizledim. Tezgah tertemiz. Zaten biz içeceğiz yani. Misafir falan olsa öyle koymazdım da. Bu buz yetmedi bu arada. Buz kabını o kadar doldurmuş ki Pınar. Bakın üzerine çıkmış artık. Yani bu... Hep ama... suçu bana bul. Hep. ASMR. Ne bu? O rahatlatma videoları var ya böyle ses çıkartı. Bu ne? Kafam kırılmaz. Gerçekten kafam kırılmaz. Ay hep ellerini sürdün ya. Pınar elim temizledim ya, elimi kesti ya. Ben elimi kesti diyorum, kız bana ne diyor. Daha ay, şimdi söyledi onu. Şimdiden başladı pikminikleri. Arkadaşlar nasıl acıdı elim. Bence bu kadar buz. Yeter artık bence de. Evet, bu ne peki bu kalıp? Sanat canlı. Bakın kırılacak mı? Arkadaşlar şuraya bakın be. Abi mermeri kırıyordun az da. Ben neden böyle bir şey yaptım? Mutfağa batırdı ya. Evet. Bana bak ama Pınar. Ay bir de su fışkırdı orada. Hadi at da bir kahve yapacağım. 100 saat sürdü. Benim elim böyledir. Çok yavaştır. Baya. Kahve makinemize getiriyoruz arkadaşlar. Ben normalde iki tane kahve çıkış ucu var. Birini bir tanesine, diğerini bir tanesine koyuyorum. Kahve oranını ayarlayalım. Bu iyi mi sence Pınar? Şunu iki biraz yapıyorum. Biraz fazla mı oldu sanki? Biliyorsun ben biraz daha süt gibi severim. Bir yandan da arkadaşlar... Sütümü aldım. Ya bazen kahve gelmeden ben sütü şöyle biraz döküyorum. Evet bence de çok mantıklı, yoksa buz erir. Evet. Biraz da gerçi erirse sıkıntı olmaz çünkü çok fazla buz var. O kadar iyi gelecek ki bana bu. Hele ya. Bir de senin yaptıklarını bir suratına vurayım ki o zaman daha da güzel sen olur. Sen bekle. Çok acele ediyorsun. Sen göreceksin. Aha. Arkadaşlar ilk şatımızı döktükten sonra bir şat daha ayarlıyoruz. Zaten ayarlamışım. Gerçi bu içeriği o kadar zamandır Shorts kısmında çekmiyoruz ki. Şu an uzun videoda bunu çekeceğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ben de çok heyecanlandım evet, ya. Çok özledim bir de yani. Evet. Ve bunu da sizden çok fazla duyduk gerçekten. Kardeşlere düşman eden oyun gelsin diyordunuz. Uzun videosuyla şu anda sizinle. Evet. Aşırı sabırsızım. Birazdan oyuna geçiyoruz. Artık oyun başlasın. Abicim hazır mısın yenilmeye? Ben dünden hazırım ama ezmeye. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Kim daha kinci? Kabul ediyorum. Senden daha kinciyim. Biri bana kötü bir şey yaşattığında bunu kolay kolay unutmam. Sen direkt unutuyorsun. Mesela bence bu daha kötü. Kim daha dedikoducu? Benden mi? Yani tabii ki dedikoduyu çok sevmesem de olan olayları konuşmaya bayılırım. Heh, o umarım dedikodu değildir çünkü bunu gerçekten ben de yapıyorum yani. Bir arkadaşımız mesela bize bir şey yapıyor hoşumuza gitmeyen, diğer arkadaşımla bunu konuşuyorum. Yani bence bunu herkes yapıyor. Kim daha kıskanç? Kabul ediyorum. Ama ne yapayım, damarlarım yani böyle kıskanç 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 diyor. Ay. Kardeşimi kıskanırım, yakın arkadaşlarımı kıskanırım. Sevgilim olsaydı onu da kıskanırdım. Bana bak ama gözüm yaşlı. Sevgilim olsaydı. Arkadaşlar bence seven insan etrafındaki sevdiği herkesi kıskanır. Önemli olan bunun dozajının aşılmaması. Aynen öyle. Kim daha çok dost kazığı yedi?
Bunu da üstüme tanımam. Evet, katılıyorum. Kimin sesi daha güzel? Bariz ben. Hayır, yanlışlıkla kendim. Hayır, bendim, evet. Nasıl yani Pınar? Ben tabii ki ya. Arkadaşlar, yorumlara belirtirsiniz kimin sesi daha güzel. Evet arkadaşlar, lise partlarımı unutmayın lütfen. Kim kilo almayı daha çok kafasına takar? Kabul ediyorum. Kim en yakın arkadaşına aşık olmuştu? Ya hayır ya, bu da aklına gelmesin ya. Kim paranormal olaylardan daha çok korkar? Üf ya, açma şu konuyu. Ne olmuş yani korkuyorsam? Korkarım tabii, çok normal. Ya bir şey demedim yani ama korktuğunu söylüyorum. Sen benden daha çok korkuyorsun. Şimdiki soracağım soruyu düşün o zaman. Kim sevgili yapınca karakter değiştiriyor? Ya ne demek karakter değiştirmek ya? Ortalıktan yok olmam mesela. Tamam, bu doğru olabilir bir tık. Ama neticede sevgilim yok, öyle düşün. Çok şükür. Kim daha çok ağlar? Ay, duygusal bir insanım ya. Of, abartma, ne olmuş ağlıyorsam. Şimdi bir şey soracağım ve bu tam olarak kelimenin anlamı sensin. Bundan içmezsen kendine hakaret etmiş sayarım seni. Çok merak ettim. Kim daha pik mi? Aa! Tam olarak sensin. Nar, yetişemiyorum, boyum çok kısa pipetten içmeye. Ay! Ya öyle değil. Benimki birazcık şey, olan olayı büyütürüm. Mesela bir yerim çizilir, aa bak buram çizildi işte, iz kalacak falan gibi. Kimin daha çok yaş takıntısı var? Evet, bunu kabul edebilirim. Ruhumda olduğundan daha genç olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde senin de öyle. Katılıyorum. O yüzden yaş almayı kabul etmiyorum. Kim daha çok horluyor? Bir kere be, gözüne dizine dursun. Arkadaşlar, Pınar işte, görüyorsunuz beni nasıl gömüyor. Aslında bir kere horladım. Evet, onu duydu. Biliyorum, ses kaydını aldı çünkü. Ama bu sanki sürekli olan bir şeymiş gibi söylemesini asla kabul etmiyorum yani. Kim kıyafetlere daha çok para harcıyor? Tabii ki de yatırım. Yani yatırım olduğunu kabul edebilirim ama maddi anlamda bir yatırım değil. Yarın öbür gün almak istediğinde tabii ki daha pahalılaşıyor. Bu yüzden anlayabilirim yani bunu. Benim için kıyafet çok önemli. O yüzden harcadığımda acımam. Kim üniversitede akıllı saatinden kopya çekiyordu? Arkadaşlar, bunu çok fazla önerdiğim söylenemez ama evet, yaptım. Hayatının belli döneminde bence insanlar illaki bir kere de olsa kopya çekmiştir. Üniversitede yaptım yani bunu. Bu soru tam sen. Kim en sevdiğin film türü korku deyip izledikten sonra uyuyamıyor? Tabii ki de bunu kabul ederim. Neden uyuyamadığımı da bu soruda açıklayayım o zaman. Nedenmiş? Kim geceleri yaratık sesi çıkartıp odama Samara gibi geliyor? Hain, hain. Çok seviyor beni korkutmayı. Çok. Yani şu hayatta bana en keyif veren şey bu olabilir. Kardeşleri olanlar beni çok iyi anlıyordur. Nedense bunları korkutmak bana enerji veriyor. Güç veriyor. Yazıklar olsun ya. Şimdi soracağım sorudan dolayı sana çok kinliyim. Geçmişten kalan bir kinim var. Hemen soruyorum. Kim babam bana kızsın diye abim beni dövdü diye yalan söylüyordu? Of, ya çok hatırlıyorsun. Çok eskidendi ama şaka yapmıştım. Yani küçükken yaptığım için neden yaptığımı bile hatırlamıyorum. Belki beni daha çok sevsin diye. Kim sahilde koşarken suratına kuş çaptı? Allah'ım! En korktuğum gün. Arkadaşlar, sahilde koşuyorum. Kulağımda kulaklık, aşırı pozitif ve mutluyum. Denizin dalgalarını izliyorum. Hava masmavi falan filan. Tam koşarken suratıma sen bir güvercin çarp. Aklım yerinden çıktı arkadaşlar. Hem yüzüm acıdı. Etraftaki insanlar da bu arada hem yardımcı olmak istiyorlar. Hem diyorlar ki iyi misiniz falan. Aynı zamanda da gülesi geliyor insanların. Hani suratlarına bakıyorum, utanmasa hani kahkaha atacaklar. Ben bile şu an benim suratıma çarpmış gibi kötü hissediyorum. Evet. Kim çocukken daha çok yatağını ıslattı? Demin arkadaşlar Pınar'ın böyle paranormal şeylerden korktuğunu falan söyledik ya. Ben de bunlardan küçükken efsane korkardım. Yani tabii. Bir dönemim benim tamamen böyle şeylerden korkmakla geçti. Bence benim bu yaşadığım illaki siz de hayatınızın bir döneminde yaşamışsınızdır. Bu kadar korktuğum için de yatağımı küçükken çok ıslatıyordum. Evet, sürekli çarşafında. Kim küçükken seni çöpte bulduk deyince ağlıyordu? Ay, bir şey söyleyeceğim. Allah'ım, Pınar'ın o korkusu, beni çöpte mi buldunuz korkusu, ağlaması hala gözümün önünde. Keşke o an bir kamera olsaydı da size gösterebilseydim şu arkadaşlar. Şu anda bile ağlayabilirim bu arada. Kıyamam. Küçüklük travmamdır bu, abimin bana yaşattığı. Ben de ne fenaymışım ha. Çok şeytandın. Kim evin her köşesinde yüksek sesle müzik dinleyip beni deli ediyor? Var öyle bir füsyum.
Şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım. Müzik benim şu hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Dinlemediğimde zaten kendimi asla iyi hissetmiyorum. Ay benim de sevdiğim bir şey ama ben her gün evde bangır bangır çalmıyorum bunu. Seni buna biraz maruz bırakıyorum Pınar'cığım ama fena mı oluyor? Benim sayemde bir sürü bir sürü müzik öğrenmiş oluyorsun. Ben onları biliyorum zaten. Bir de benim sayemde diyor, sinir oldum şu an. Düşman olacağız birazdan arkadaşlar. Oyun işlevini gerçekleştiriyor. Kim küçükken gittiği Kur'an kursunda biplendi? Neden benim kafam? Kim daha titiz? Bunu kabul ediyorum ama şunu da unutma Pınar'cığım, yatağımı topluyorum. İnanamıyorum! Bu kadar olamaz abicim, bu kadar titiz olma lütfen. Kim palyaçolardan korkuyor? Ay bir şey söyleyeyim mi? Nefret ve korku. Dehşet şekilde korkarım. Hiç görmeyi bile sevmem. Ben de korkuyorum, merak etme. Küçükken bir tane fast food'da arkadaşımın doğum gününü kutluyorduk ve bir tane palyaço tutmuşlardı. Bütün arkadaşlarıma makyaj yapıyorlardı. Bizim böyle palyaçoyu çeviriyorlardı. Ben ağlayarak annemin yanından izliyordum onları ama nasıl korkuyordum. Annem diyordu ki oğlum hadi git sen de orada yüzüne palyaço çizdir bir şey yap falan. Ama o gün arkadaşlar gerçekten benim fobim oluştu yani. Bununla ilgili benim de bir tane anım var. Dinlemek istiyorum şu an, çok merak ettim. Bir gün bir markete giriyorum. Markette kocaman bir market. Böyle işte hani üstüne kostüm giyen insanlar olur ya böyle. Maskot gibi. Maskot gibi. Normalde bunlardan korkmam tabii ki de. Neyse tam böyle markette bir şeylere bakarken, alacağım şeylere bakarken sağa dönüyorum ki palyaço kostümü. Bir de bana şey yapmaz mı? Ay. Bir çığlık attım, aman Allah, çok korkunçtu. Düşünsene elinde bir de böyle balonu, kırmızı balonu. Hey George! Hey! Yapma! Arkadaşlar Pınar'ın şu anda daha da zaafını öğrendim. Çıkıp ya, palyaço kostümü alıp gece Pınar'ı korkutacağım. Yeah! Palyaço kostümüyle korku gelsin diyorsanız arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Hayır, sakın yorumlara öyle bir şey yazın aşkolar, lütfen yapma. Evet aşkolar, artık oyunun sonuna geldik ve kazanan yok. Şuna bakar mısınız? Kahveler eşit. Bu kadar mı eşit? Arkadaşlar her konuda birbirimize benzediğimiz gibi kötü yönlerimiz, iyi yönlerimiz de birbirine benziyor. Ne oldu şimdi, kim kazandı? Evet. Abi yemin ediyorum şu anda minimal bakacağım. Arkadaşlar kim kazandı? Delireceğim, eşit. E o zaman eşitse madem ikimiz de kazanmış olalım. İyi madem, tamam. Hadi anlaşma. Aşkolar umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Canlarım videoyu beğendiyseniz like atıp ve eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz.